Jackson. Türkiye'nin heyecanla beklediği seçim döneminde bizler de 2015 genel seçim öncesinde Gebze halkımıza mikrofonlarımızı uzatacağız. Heyecanla beklediğimiz seçim döneminde Gebze halkı bize duygu ve düşüncelerini bakalım nasıl aktaracak. Merhaba. Merhaba. 2015 genel seçimleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hak bazını düşünüyorum. Çok güzel. Peki seçimde sizce Türkiye'de neler olacak? Doğrulası doğru olacak. El olsa el olacak. Umutlu musunuz peki seçimlerden? Umutluyuz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet, 2015 genel seçimleriyle ilgili halkımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdi yanımızda bir beyefendi daha var. Peki siz seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncem hakkımız hayırlısı neyse onun İnşallah. Olmasını. İnşallah. Vatana minnete hayırlı olmasını diliyoruz. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı gerekiyor. İnşallah iyi düşündüğümüz insanlar kazanır. İnşallah. Hayırlısı olsun. Kaç yaşındasın amca? 110 yaşında. Sen o zaman çok seçim görmüşsün. Ben Bağkallısı AK Partisi yine ilerdi. Çünkü dağları deldi. Denizlerin evet. altından geçti. Köprülerin üzerinden hem tren geçirecek hem Dil Ovası'nda karşı köprü yapıyor. Evet. Ne bileyim böyle görünmeye Böyle reisi cumhur, başbakan değil. Böyle lider daha buraya, Türkiye'de dünyaya gelmedi. Gelmez. Sizce gelmez. Halk yine AK Parti'nin yanında olacak mı? Yani AK Parti kazanacak mı sizce? Allah izin verirse, Allah yardım eder. Bütün camılar, Kur'anlar, ne bileyim, her şey. Ben Tayyip'e ilk defa oy vermedim. Ondan sonra... Boynumu da CHP'liler bunlar manila ellerinde arabaları yakar efendim bankaları şey derler halkı öldürürler ondan sonra da derler ki yok halk şey yaptı Tayyip yaptı ama yapan meydanda. Gebze'de halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Farklı görüşler var, farklı düşünceler var. Amacımız bunları size yansıtmak. Evet beyefendi siz neler söylemek istiyorsunuz 2015 seçimleriyle alakalı? Şimdi Türkiye üç tarafı ateş çemberi içerisinde olan yer. Bir tarafında Kafkasya ateş çemberi, bir tarafında Orta Doğu ateş çemberi, bir tarafında Balkanlar. Her ne kadar da şimdi susmuş olsa bile yine ateş çemberi her an için patlayabilecek bir konumda olan bir yer. Ve Türkiye buranın geçiş yeri, enerji kaynaklarının geçiş yeri. Evet. Tabii ki burada bir ülkenin dış politikasının sağlıklı olması lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 12 yıl başbakanlık yaptı. Bizi kandırdılar diyor. Şimdi kandırılma zafiyetine düşen bir insanın bir ülkeyi yönetmesi de zafiyet var demektir. Şimdi bakıyoruz konuşmalarında, söylemlerinde toplumu iki cepheye bölüyor. Evet. Bir tarafında diyor benden yan olanlar, bir tarafında karşı olanlar. Şimdi bir ülkenin başbakanının benden yana veyahut da karşı olan diye bir söyleminin olmaması lazım. Çünkü o bütün vatandaşlarını kucaklaması lazım. Evet. Kollarını herkese açması lazım. Maalesef bunu biz Cumhurbaşkanımızda göremiyoruz. Evet. Peki evet. 2015 yerel seçimlerinde sizce ne olacak? AK Parti'nin oyları azalır mı yoksa tekrar artış gösterir mi? Vallahi ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Azalacağına da inanıyorum. Çünkü yani zafiyet yaşayan bir siyasi anlayışın içerisinde veyahut da diktatörlüğe giden bir siyasi anlayışın içerisinde bu halkın oyları artıracağına inanmıyorum. Şimdi 2015 seçimleri diyorsunuz. Çok güzel. Evet. Halkın nabzı çok güzel. Bir de halkın nabzını yoklarken bir de bu halkın durumunu yoklamak lazım. Biz geliyoruz. Mesela bizim bana oy ver. Ya sana oy vereyim ama sen bana ne vereceksin? Sen bana ne vereceksin? Önce onu bana söyle. Şimdi ikincisi biz kaç yıldır AK Parti dediğimiz zaman kızıyorlar. Evet. AK Parti ile yönetiliyoruz 12 yıldır. Şimdi biz ne diyoruz? Efendim
şunu yapacağız. Bugün geçenlerde dün mü evet gün mü Sayın Cumhurbaşkanımız askeri şeyine konuşurken dedi ki bizi kandırdılar. Biz İlker Başbuğlar işte şunları bunları şunu askeriyeyi tutukladık, cezaevlerine attık, 3-5 sene yatırdık, bizi kandırdılar. 12 yıl kol kola gezdiğin adam kandırdı seni. Eğer bir başbakan, bir yönetici, nasıl bir ailede bir devlet bir ailedir. Cumhurbaşkanı ailenin reisidir. Öbürleri de bireyleridir. Bir soru daha yönelteceğim Buyurun. Size. Eğer siz milletvekili olsaydınız Kocaeli için, Gebze için ilk projeniz ne olurdu? Ya ben milletvekili olmak istemiyorum. Olmam da zaten. Çünkü Sayın rahmetlik Erdem'e dediler ki sen milletvekiline devam et. Dedi ben yalan konuşamıyorum. Bakın. Peki bir milletvekili ne yapması gerekir? Evet, şu anda Gebze için ne yapması gerekir? Evet. Gebze ne yapıldı? 12 yıldır iktidarlar var. 3 dönemde belediye başkanımız buradadır. Evet. Ne yaptı? Sadece şu meydanı yaptı. Gebze'ye ne yapılacak? Ne yapılması gerekir? Bir defa önce Gebze'ye halkın oturup, halkın ailesiyle gelip oturacağı düzgün bir alan yapılması gerekir. Evet. İkincisi, Gebze emekliler şehridir. Gebze'ye emeklilere ait bir yer yapın. Nasıl bir zamanlar Mustafa Sarıgül şeyde yaptı. Aynı onun gibi. Gebze'de ne yapılıyor? Çiçek yapılıyor bol bol. Park yapılıyor bol bol. Şuraya dikilen çiçeğin tanesi 25 kuruş. Buraya geliyor belki de 100 kuruşa. Onun için Gebze'ye bir şey yapılmıyor. 15 seçimlerinde çok büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum. Özellikle AK Parti'de oy oranı düşeceğini tahmin ediyorum. Sıçrama Milliyetçi Hareket Partisi'nde olacak. HDP'de biraz sıçrama olacak. Öngörülerim bunlar. Şimdilik. Peki Gebze'de yaşayan biri misiniz? Gebze'de yaşıyorum. Ne kadar süredir Gebze'de yaşıyorsunuz? Bir yaşından beri Gebze'deyim. Yaşım 35. Yani yaklaşık 34 yıldır Gebze'de yaşıyorum. Evet. Peki biliyorsunuz ki Kocaeli'nden de milletvekilleri çıkacak. Farklı partilerden olsun, AK Parti'den olsun. Evet. Peki milletvekillerinin özellikle Gebze'de yapması gereken çalışmalar nelerdir? Gebze'de yapması çalışmalar. Ya öncelikle verilen sözlerin tutulması. Yani projeleri söylüyorlar, sadece web sitelerinde kalıyor. O projelerin uygulanması. Peki burada yaşayan biri olarak hani Gebze'de hangi proje yapılırsa mutlu olursunuz? Vatandaş için hangi proje iyiyse, özellikle altyapıda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yazboz tahtasına döndü buralar. Evet. Yani yapılıyor, 3 ay sonra tekrar sökülüyor, tekrar yapılıyor. Bunun engellenmesi, onun için sağlam bir iş yapılması. Paranın har vurup harman savrulmaması, özellikle paramıza sahip çıkmamız gerekiyor vatandaş olarak. Tabii evet. Ne derece o anlamda vatandaşlarımız duyarlı, siyasetçilerimiz ne derece duyarlı? Böyle yani, sıkıntı ondan. ...2015 genel seçimleriyle alakalı Gebze halkının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu an Gebze'de özellikle tüm halkın birliği Cuma pazarındayız ve burada bulunan esnaflarımızdan düşüncelerini alacağız. Öncelikle merhaba diyoruz, hoş geldiniz. Merhaba, sağ olun. Sizler 2015 genel seçimiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi 2010 genel seçimler için inşallah güzel bir seçim olur. İnşallah temennimizin güzel bir seçim, kavgasız, gürültüsüz, halkın yer alması, başarılı bir seçim, kardeşinin içinde olan bir seçim istiyoruz. İnşallah, bizlerin de temennisi o. Peki burada esnafsınız, Gebze İni aslında esnaflar temsil ediyor, bunu biliyoruz. Peki bir esnaf olarak sizce Gebze'de ne eksik, ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Vallahi Gebze'de sıkıntılarımız, yani pazarcı olarak yani söylüyoruz olsak... Herhangi bir sıkıntımız göremiyoruz. Bir sıkıntımız yoktur. O zaman çok çok iyi durumdasınız. Peki buradan biliyorsunuz milletvekilleri çıkacak. Milletvekilleri sizlerle ilgili projeler sunacaklar meclise. Sizin bizlere söylemek istediğiniz, onlara ulaştırmak istediğiniz bir projeniz var mı? Şu yapılsa daha iyi olur diye. Tabii ki projelerimiz var. Biz şu anda böyle kapalı sent pazarları istiyoruz. Çünkü artık sokak pazarlarından, mahalle pazarlarından artık bıktık. Zaten bu belediye başkanları, bu 2014 seçimlerinde de belediye başkanları bize verdiği sözler vardı. Kapalı sent pazarları istiyoruz. Yani biz pazarcı olarak bunu istiyoruz şu anda.
Bunu talep ediyoruz. Cuma pazarında özellikle esnafın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sorularımızı onlara da yöneltiyoruz. Evet, siz de cuma pazarında esnafsınız. 2015 genel seçimlerin alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla tam olarak bir şey diyemiyorum şimdi. Sizce seçimler Türkiye'yi şaşırtacak mı? Öyle ki şaşırtmasa bile şaşırtması lazım yani. Peki siz neler bekliyorsunuz seçimde? Valla seçim ya başa gelecek iktidara bağlı. Peki siz kime oy veriyorsunuz? AK Parti. Bir AK Parti oy veren biri olarak sizce oylarınız düşecek mi, artacak mı? Ya düşmeye düşmez, artabilir yani. Düşmeye düşmez. 2015 genel seçimleriyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla seçimlerle alakalı bir şey düşünmüyorum da ben Gebze'nin eksiklerini söyleyeyim yani. Çok seviniriz. Seçim, yani seçimler önemi yok da. Şimdi Gebze'nin bir kere yolları falan çok kötü. Yani bir sanayi bölgesi, sanayiye girerken bile insanlar çile çekiyor. Evet. Daracık yollar. Yani Gebze Belediyesi'nin biraz daha fazla çalışması lazım. Eksikleri çok. O zaman yani şunu söyleyebilir miyiz? Bu genel seçimlerde milletvekili olacak adayların aslında Gebze'deki eksiklikleri tamamlaması gerekiyor. Kesinlikle. Bir kere Gebze'nin il olması lazım. Yani en büyük eksiği il olması lazım. İl yapamıyorlar Gebze'yi. Her gelen söz veriyor ama yapmıyor. O zaman milletvekillerimiz aslında vermiş oldukları sözleri yerine getirmeli. Kesinlikle. Peki sizce altyapı problemi var diyoruz. Gebze'nin ili olması gerekiyor. Peki onun dışında Gebze'de ne yapılırsa evet belediye çalışıyor veya bize verilen sözler tutuluyor. Mesela ben Yavuz Selim Mahallesi'nde oturuyorum. Tapularımız yok. Yani bu devirde tapusu olmayan evler var mı yani? Evet, çok ilginç. Yani çocukların oynayacağı bir spor alanları yok. Demin belediye başkanımızla da konuştum. Diyor çalışacağız diyor, yapacağız bir şeyler diyor. Tabii ne kadar zaman alacak onlar belli değil. Ama bunlar çok önemli şeyler. Çocuklar en ufak bir spor alanları yok. Hiçbir şey yok. Ne parkı var, ne eğlenecek bir şey var. Yani her seferinde bu insanlar Gebze'ye çıkabilmek mecburiyetinde olmaması lazım. Var mı bakalım bu insanların durumu? Tamam Gebze'ye çıksın. Çıksa ne yapacak? Bir şey yapamayacak. En azından kendi mahallesinde bir şeyler olsa, bir park olsa, eğlenebileceği bir şey olsa, spor yapabileceği etkinlik alanı olsa bu çocuklar daha iyi gelişir. Yarın bir gün bu çocuk sigaraya alışacak, sigaradan sonra içkiye alışacak. Şimdi mahallenin tapusu yok diye bu insanlar hiçbir şeyi hak etmiyor mu? Hak ediyor. Yani bunlar bu şekilde çok önemli şeyler bence. O zaman biz halk olarak şunu söylüyoruz. Eğer hangi parti kazanırsa kazansın seçimlerde aslında önceliğimiz gençlerimize sahip çıkmak. Tabii ki yani partinin önemi yok. Önemli olan icraat yani. Yoksa parti AK Parti olmuş, MHP olmuş, CHP olmuş fark etmez. Sonuçta insanız yani. Evet, Gebze'de inanılmaz soğuk bir hava var. Ancak yine esnaflar çalışmaya devam ediyorlar. Ve Gebze'de biliyorsunuz cuma pazarında yoğun bir ilgi var halk tarafından. Biz de esnaflarımızın düşüncelerini paylaşmak için sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Kolay gelsin diyorum öncelikle. Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizce 2015 genel seçimlerinde neler olacak? Seçim hakkında hiçbir bilgim yok. Herhangi bir bilgi. Peki size şöyle bir soru sorsak. Milletvekili olsaydınız Gebze'ye ne gibi projeler yapardınız? Önce Gebze'ye il yapardım. Evet, Kocaeli'nden ayırırdım. Çünkü yani hiç eksik bir tarafı yok Gebze'nin. Evet, sanayi kenti aynı zamanda. Yani tam bir sanayi kenti. Ondan sonra hani birçok fabrikası var. Birçok insanı var. Evet. Yani başlı başına bence bir il. Peki onun dışında ne gibi projeler yapardınız? Bir esnaf olarak yaşadığınız eksiklikler neler? Kapalı pazar. Başka? Yani sokaktaki pazarları kaldırırdım, kapalı pazar yapardım. Otoparklı, çocuk parkı olan. Sağlam güzel bir kapalı pazarlar altında yapardım. Altında hakça alışveriş yapabildiği. Evet. Yani hem çevreye zararı olmayan hem de esnafın barınabileceği, mülk sahibi olabileceği bir yer yapardım. Genel seçimlerle alakalı halkımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. 2015 genel seçimleriyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Vallahi hayırlı olsun. Burada esnaf yapıyorsunuz. Her cuma burada mısınız? Her cuma buradayım. Her cuma burası. Peki bir esnaf olarak buranın neyse eksik dersek? Hani halk olarak burada yaşamıyorsunuz ama esnaf olarak buradasınız. Otopark sıkıntısı var. En bizim için en büyük sıkıntı o. Yani AK Parti açık ara alır. Onu size söyleyeyim. Çünkü AK Parti çalışan bir parti. Rakibi yok yani. Ona karşılık verecek bir parti de yok. Onun gibi çalışacak bir parti de göremiyoruz. Evet. Keşke görebilsek de verebilsek. Ama maalesef yok.
Onun evet. için tek yol AK Parti. Başka yok. Peki milletvekili olsaydınız eğer evet. siz ne gibi değişiklikler yapardınız veya Gebze'ye ne gibi projeler yapardınız? Yani Gebze'ye zaten AK Parti gerekeni yapıyor. Şeyler yapılıyor. Evet, geçitler yapılıyor. Boğazlar yapılıyor. Asma köprüler yapılıyor. Hani biraz daha altyapıya önem veririm ama bunlar işler kolay işler değil. Yavaş yavaş yapılan bir işler. İnşallah benim yapmak istediğim AK Parti gönlümden geçen her şeyi de yapıyor yani. O zaman gerekli vekiller aslında AK Parti camiasında seçilecek olan milletvekilleri bunları görür ve yapar diyorsunuz. İnşallah tabii yapar. Eminim yani. Yani eksik var mı? Var. Ama yaparlar. Peki. Yani olanak olduğu sürece yapacak inşallah. Yani bu sene şampiyon biziz. Galatasaray. Bir de Galatasaray şampiyon. Yani bu sene Galatasaray şampiyon. Yalnız lütfen bunu da verin. Yani biz tamam, bir Galatasaray taraftarı olarak. Armamızı çekin. Biz Galatasaray taraftarıyız. Bu sene şampiyon biziz. Vallahi ben AK Parti'ye oy veriyorum. Yine AK Parti açık ara alacağını düşünüyorum. Peki biliyorsunuz Türkiye bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Kimisi AK Parti'nin oylarının artacağını, kimisi ise azalacağını düşünüyor. Sizin düşünceleriniz neler? AK Parti %'ye vurursak yine %45, %46'ların altına ineceğini düşünmüyorum ben. Yani Davutoğlu'nunla birlikte oyların düşeceğini söylüyorlar fakat öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yine açık ara alır tek başına. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yok diyorsun. Olacağını sanmıyorum. Peki siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? 2015 seçimlerinde bence değişmeyecek herhalde iktidar. Yine AKP olacak ama bu seçimden herkesin ümitli olduğu belki bir koalisyon çıkma ihtimalinin olması söz konusu benim fikrimce. Bunda da HDP ve MHP AKP'ye koalisyon olabilir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki Gebze'de mi yaşıyorsunuz? Yok, Maltepe'de. Siz? Cevizli'de, Kartal'da. Cevizli'de yaşıyorsunuz. Peki burada bir çalışan esnaf olarak sizce Gebze'nin sıkıntıları neler? Gebze'nin sıkıntısı olduğunu ben düşünmüyorum. Vallahi Gebze ben şu an genel olarak bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum şu anda. Ne anlamda? O da ekonomik anlamda tabii ki. Herkese yansıdığı gibi pazara da yansımış durumda. Şu anda alım gücü çok düşmüş vaziyette. Esnaf iş yapamıyor pazarlarda. Özellikle 2 aydır dolar kurunun yükselmesiyle alakalı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz yani. Gebze esnafının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ayrıca Gebze esnafını diğer esnaflardan ayıran bir özellik daha var. Çok yakın davranmaları, aynı zamanda da çok iyi misafirperver olmaları. Yine çok iyi bir esnafımızın yanındayız. Ona düşüncelerini soracağız. Öncelikle merhaba diyoruz. Merhaba. Nasıl gidiyor işleriniz? İşlerimiz... Önce onu soralım. Biz, bizim mesleğimiz dondurma. Evet. Biz yaza odaklı çalışıyoruz. Kışın çok beklentimiz yok. Ama kısmet olursa bundan sonra işte Nisan'dan itibaren işleriniz daha çok açılacak. Bizim asıl konumuz olan dondurmaya geçtiğimizde inşallah umut ediyoruz iyi olacak. İnşallah. Peki biliyorsunuz Türkiye'de aslında olaylar artık değişecek diyor herkes. Çünkü 2015 seçimlerinde bütün gözler aslında partilere çevrilmiş durumda. Bir esnaf olarak siz genel seçimlerle alakalı neler düşünüyorsunuz? Genel seçimlerle alakalı düşüncemiz, öncelikle arzumuz birliğimiz, beraberliğimiz, ülkemizin bütünlüğü, huzur. Evet. Bunu temenni ediyoruz. Bunun dışında da memleketimizi daha iyi noktalara götürecek siyasilerin göreve gelmesini arzu ediyoruz. Evet, hepimizin düşüncesi. Tabii, genel düşüncemiz böyle. Evet. Peki biliyorsunuz seçimler sonrasında her partiden aslında belli bir sayıda milletvekilleri çıkacak. Gebze'den de milletvekili aday adaylarımız var. Var. Peki sizce aday adayları eğer olur da Allah nasip eder de vekil olurlarsa Gebze'ye ne gibi projeler yapmalı? Bir esnaf olarak sizin gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Bir esnaf olarak bizim arzu ettiğimiz Gebze'de sosyal yani sosyalleşme adına siyasilerimiz tabii evet. yani şimdi Gebze Türkiye'de belki 70 vilayetin üzerindedir bir ilçe ama en az 70 vilayetin üzerinde bir ilçedir. Evet. Burası çok nüfusu barındırıyor. Sonra çok mozaik bir yer burası. Evet. Türkiye'nin belki dünyanın birçok yerinde burada insan var. Özellikle güven, huzur bunu tesis etmeleri çok daha önemli. Biraz Gebze
sıkıntılı bir yer. Evet. Sıkıntılı bir yer. Yani ben burada 20 yıllık esnafım. Ben Kızılay Caddesi'nin hemen hemen en eskilerindenim. Ama bir tedirginlik var bizim halkımızda. Güven problemi. Evet, mesela gece burada Gebze'de aileler belli bir saatten sonra çıkmaya tedirgin. Onun için bundan mesela bunu özellikle emniyetimizden, siyasilerimizden bu konuya daha çok ağırlık vermelerini arzu ediyoruz, bekliyoruz. Evet, yani güven problemi aşılırsa tabii, aslında şimdi mesela bakın buraya bir kent meydanı yapıldı. Evet. 2-3 yıldır faaliyette. Bu Gebze'ye benim şahsi kanaatim çok şey kattı. Evet. Ramazan aylarında bizim işlerimiz en az %50 düşerdi. 3 sene öncesine kadar. Kent meydanı yapıldıktan sonra %50 arttı. Neden? Ramazan ayında akşam insanlar buraya geliyor. Orada teravihini kılıyor. Orada bir ne bileyim çay içiliyor. Bir etkinlikler yapılıyor. Evet. Doğal olarak herkes buraya toplanıyor. Bu da esnafa, insanlara, herkese yansıyor. Pozitif yönde yansıyor. Yani sosyal alanlarımız bu tarz şeyleri artırırsak Gebze'de buna çok ihtiyaç var. Evet. Akşam Gebze halkı biniyor arabasına, Tuzla'ya gidiyor. Hereke'ye gidiyor. Evet. Oralar daha şeyli. Canlı çünkü. Daha canlı. Evet. Daha güvenli. Daha güvenli. Vatandaş kendisini orada daha rahat hissediyor. Burada maalesef bu yok. Evet. Sadece koskoca bugün Gebze'nin gündüz nüfusu belki 1,5 milyon, belki 2 milyondur. Evet. Gece nüfusu da en az 1 milyondur Gebze'nin. Dev gibi bir ilçe ama gece sadece kent meydanı var. Bu yetmiyor. Çok yetersiz. Bunların artırılması lazım. Güven, huzur bu o konuda daha tabii bunu sağlamaları lazım. Bunu tesis etmeleri lazım. Onun dışında da işte esnaf olarak, insan olarak gerisi bizlere düşer. Çalışacağız. Elimizden geldiğince daha iyi mücadele vereceğiz. Bunu da biz yapmamız lazım. Ama tabii önce bu şartlar oluşması lazım. Tabii çok bunu, teşekkür ederim. Bunu kaymakamımız, belediyemiz, emniyetimiz ortaklaşa. Yani burada A partili, B partili, C partili herkes kendine göre değil de bu Gebze'ye nasıl bir şey katabiliriz? Burada beraber olmalarını hareket etmelerini biz arzu ediyoruz. Evet, benim kanım bu, kanaatim bu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizce Gebze'de neler eksik? İmar bu durumu çok bozuk. Evet. Yani bütün evler yani şeyle sokaklar geniş olsun diyorlar. Şimdi bütün imardan binalar girintili çıkıntılı. Bunu ben bir toplantılarına da gittim, söyledim bunları imar müdürüne. Dedim böyle böyle dedim. Bir hiç olmaz imar durumunu bilmiyorsunuz dedim. Gidin İstanbul vilayetini görüyor musunuz? Dedim ki evet. Bunlar hiç olmazsa dedim bilginiz yoksa dedim ondan kopya alın dedim. Tamam mı? Burada ilk önce imar durumu çok bozuk. Binalar girintili çıkıntılı. İlk önce bu. Bir de burada trafik sorunu var. Trafik. Çarşıda bazı kişilere müsaade ediyorlar. Masaları koyuyorlar. Bazı kişilere esnafa koydurmuyorlar. Bunda taraf var. Biri de bu şeyin bir de şirketleri var bunların. Çay bahçeleri bilmem ne. Bunlar kime gidiyor? Kimler tarafına veriliyor? Bunlar hep gizli. Yani herkes bunlardan çok şikayetçi. Ben şahsım olarak ben AK Partiliyim. Yani şahsım olarak bana deseler ki bugün sana şu kadar vereceğiz deseler, bağışlayacağız deseler ben yine dönmem AK Partisi'ne. Sağcıyım ben. Çünkü bana Menderes'ten bir kalma şey var. Tanıdığım, bildiğim için. Evet. Yani bunlar daha çok şeyler var yapılacak. Fakat taraf çok tutuluyor. Peki biliyorsunuz seçimler sonrasında vekillerimiz olacak, milletvekillerimiz olacak. Gebze'den de adaylarımız var. Eğer biri olur da Allah nasip ederse, meclise giderse Gebze adına veya Kocaeli adına ilk yapmaları gereken proje sizce ne olmalı? İlk yapması gereken proje burada imar durumunu düzeltecekler. İlk önce imar durumu. İlk diyorsunuz. Tabii ilk durum. Evet. Çünkü çok fakirin canı yandı burada. Evet. Hep fakirlerin üzerine vuruyorlar. Zenginlere vuran hiç yok.
Evet. Hep fakirler. O zaman imarın gözden geçirilmesi gerekiyor. Tabii imarın %100 geçirilmesi lazım. Şunu da söyleyebilirim. Daha şimdiden AK Partisi kazanmış vaziyette. İnşallah seçimde de öyle İnşallah. Olur diyoruz. İl defa kazanmıştı yani. Seçimden önce kazanmış vaziyette şu durumda. Çünkü muhalefet yok. Muhalefet hiç yok. Muhalefet çıktığı vakit televizyona, ekranlarına konuşuyor. Hep kavga konuşuyor. Demiyor ki ben şunu yapacağım, şöyle yapacağım. Efendilik yok. Katiyen efendilik yok bir kere muhalefette. Hep kavga, hep kavga, hep kavga. Evet, 2015 genel seçimleriyle alakalı farklı farklı düşünceleri almaya devam ediyoruz. Türkiye'nin nabzı evet seçimlerde atıyor. Göreceğiz, bakacağız neler olacak ama halkımızın düşünceleri de bizler için çok çok önemli. Merhaba. Merhaba. Sizler 2015 seçimleriyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ya hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Yani iyi olan kazansın istiyoruz. Peki, Türkiye'de sizce taşlar yerinden oynayacak mı? Oynayacak. Oynayacak. Oynayacak diyorsunuz. Evet. Peki Gebze'de yaşayan biri misiniz? Gebze evet. Yeni Mahalle Çayırova. Yeni Mahalle'de oturuyorsunuz. Şimdi zaten Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası buralar bizim yerimiz zaten. Evet. Biliyorsunuz seçim sonrasında Kocaeli'nden, Gebze'den milletvekili adaylarımız var. İnşallah evet. Orada bizi temsil edecekler. Evet. Peki sizce milletvekillerinin ilk başta yapması gereken projeler neler? Gebze'de neler eksik? Ya Gebze'de özellikle park sorunumuz var gördüğüm kadarıyla. Hastanelerde biraz yavaş, ilgilenmeler yavaş. Gebze yani Gebze civarında. Neyim yani iş vatandaşa iş imkanları sağlamaları açısında yani yardımcı olmalarını kolay istiyoruz. Olarak görünüyoruz ama iş evet, iş sıkıntımız var. Yani problemlerin aşılması gerekiyor. Gebze'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sorularımızı halka yönlendiriyoruz ve almış olduğumuz cevaplarla kamuoyu yoklamasını yapıyoruz. Evet, şimdi yanımıza yeni biri var. Ona mikrofonumuzu uzatacağız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. AK Parti biliyorsunuz seçime hızlı bir şekilde sürece girdi. Evet. Ve Türkiye'de taşlar yerinden oynanacak deniliyor, değişecek deniliyor. Siz bu konuyla alakalı bize neler söyleyeceksiniz? Yani... Buranın belediyesi uzun zamandır AK Parti'ye ait biliyorsunuz. Evet. Yine AK Parti kazanacak gibi ama... Hı hı. Yine de belli olmaz biliyorsunuz. Yine de belli olmaz da son yaşananlardan dolayı ve bazı yapılması gereken şeylerin yapılmaması biraz AK Parti'ye karar verecek gibi geliyor bana. Özellikle belediyeye. Evet. Bazı soru işaretlerinin cevaplanması gerekiyor. Ne gibi soru işaretleri mesela beyefendi? Cemaat tartışmasından kaynaklı problemler var. Yolsuzluk iddiaları var. Hepsinin yalanlanması gibi. Peki 2015 seçimlerinde o zaman siz de aslında farklı şeyler çıkacak mı diyorsunuz? Yani halk şaşıracak mı seçim sonrası? Farklı şeyler çıkmayacak bence. Farklı şeyler çıkması da mümkün değil şu şartlarda. Yalnız yoluna daha sağlam girebilmesi için birçok problemin aşması gerekiyor. Sorunların yani cevaplarının verilmesi gerekiyor? Evet aynen. Sorulan soruların cevapları verilmesi gerekiyor. O zaman halk aydınlatılmalı. Dün Ergenekon tartışılırken bugün Ergenekon'u acıyor. Evet. Hükümet olarak bugün Ergenekon'u acıyorsun. Ve bu yapılandırmayı da oluşturan sensin. Evet. Yani hayatımızda hep hatalar yapabiliyoruz. Hükümet olarak da hata yapmış olabiliriz. Ama bugün çıkıp da biz burada aldatıldık diyemezsiniz. Hükümet olarak böyle bir lüksümüz yok. Evet. Ve halkın bilgilendirilmesi, açıklanması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ki. Yani hı-hı. Ben bunu bileceğim ki bundan sonra böyle bir şeyin başıma gelmeyeceğini ikna edecek ki. Hı-hı. Ben de potansiyel güç olarak onu göreceğim. Evet. Peki onun dışında biliyorsunuz milletvekili aday adaylarımız var. Bunlar seçim sonrasında ya meclise gidecekler ya da gidemeyecekler. Bizler gidecekmiş gibi düşünürsek vekillerin özellikle Gebze ve Kocaeli için sizce yapması gerekenler neler? Ben büyükşehir belediye başkanımızın başkanımızdan çok memnunum. Korkunç derecede memnunum. Nerede olay var kendisi orada. Nerede problem var kendisi orada. Gebze'yi kalkındırdılar. Yani bir çağ atlattılar. Evet. Atlatmaya da devam ediyorlar. Bunların devamını bekliyoruz. Biz başka bir şey beklediğimiz peki, yok. Peki ne gibi eksiklikler var? Peki biliyorsunuz bizim milletvekillerimiz meclise aslında halkı temsil edecek, bizleri temsil edecek ve proje sunmaları gerekiyor. Tabii ki. Gittikten sonra ilk sunmaları gereken proje sizce ne? Siz Gebze'de neyi eksik görüyorsunuz? Sosyallik. Bugün İzmit'e gittiğiniz zaman
sosyal ağı var. Evet. Bugün şuradan Darıca'ya inin, hiç fark etmiyor. Sosyal bir şey var. Yapısı var. Tabii evet. Sosyal bir çerçeve içinde bir yapısı var. Yani, ama Gebze'de öyle bir şey yok. Sosyallik yok. Evet. Gebze sadece şuradaki meydandan ibaret. Gençlerin gidebileceği, sosyal aktivite sağlayacağı hiçbir şey yok. Yani sosyal alanda çalışmaların yapılması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Peki onun yani, dışında bu, neler yapılabilir? Siz bilmiyorum evde misiniz, aileniz var mı? Evliyim, 3 tane kızım var benim. Allah aşkına. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani diğer hizmetlerinden memnunum. Mesela sosyallik derken yeni bir okul yaptılar benim mahalleme. 10 numara, yani gerçekten memnunum. Yeni bir müdür atadılar. Anlayışından dolayı gerçekten çok memnunum. Ama işte nasıl anlatayım bunu? Önceden, daha bir sene öncesine kadar bu yoktu. Benim yolumda mobese yoktu mesela. Benim yolum kontrol edilmiyordu. Benim mahalleme girip çıkan belli değildi. Ama son bir senede bunları yapmaya başladılar. Hani seçime doğru biraz daha bir şeyler yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum ki seçimden sonra bu millet biraz daha huzurlu yaşasın burada. Çünkü bilmiyorum, kendi fikrim ama çok milletin olduğu yerde kargaşa çok olur. Burası çoklu bir millet. Lazı, Kürdü, Yörü, her ırkın genetik özellikleri var kendine göre ve bunlar birbirleriyle çok çakışıyor. Burası da karışık bir millet. Ya buna göre bir sosyal aktivite sunmaları lazım. Yeni gelen nesil birbirini tanısın. Birbirini tanısın, tek bir nesil haline gelsin. Evet. Yani burada insan ayrımı kalmasın artık. O Kürttü, işte bu Lazdı, bu Yörüktü. Bu kalmadığı zaman hepsini aşarız. Ben bunlarla ilgili çalışmayı hem merak ediyorum hem de dört gözle bekliyorum. Evet, biz de emin olun bunları iletmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, şu an bir düğün salonu sahibi esnafımızın yanındayız. Kendisine 2015 genel seçimleriyle alakalı düşüncelerini soracağız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz aileyiz. Çok teşekkür ederiz. 2015 genel seçimleriyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Vallahi neler düşünüyorum derken şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin hali belli. Yani esnafa, emekliye, çiftçiye yardım edecek bir hükümetin gelmesi en büyük temennim. Hepimiz onu diliyoruz. Yani. Peki biliyorsunuz seçimler sonrasında Kocaeli'nden de milletvekili aday adaylarımız var. İnşallah nasip olursa onlar meclise gidecekler. Evet. Sizce Gebze'de yapılması gereken projeler neler? Ne gibi eksiklikler görüyorsunuz? Vallahi Gebze'de en büyük eksiklik otopark eksikliği. Yollar resmen otoparka çevrilmiş. Bizim esnaf olarak en büyük sıkıntımız bu. Her gelen müşterimize kapıda ceza kesiyor ve bunlar bize yolsu olarak geri dönüyor. Evet. Yani müşterimizin, bizim en büyük sıkıntımız Gebze'nin otopark sorunu. Onun dışında neler olabilir? Onun dışında neler olabilir? Onun dışında belediye başkanımız iyi çalışıyor. Onunla ilgili bir sıkıntımız, yollarımız tertemiz. Bir tek bence Gebze'nin sıkıntısı otopark. Bu otopark olarak bir çözüm bulursalar Gebze'de, Gebze çok güzel yaşanacak bir şehir. Ben İstanbul'dan geldim. Hı hı. İstanbul'un keşmekeşinden buraya kaçtım. Mutluyum Gebze'de olmaktan ama bir tek sıkıntı otopark sıkıntısı. Bana göre. Herkesin ortak düşüncesi, bütün esnafın bu caddedeki Yeni Çarşı'daki esnafın en büyük sıkıntısı otopark. Evet. İnsanlar arabalarını bırakıp kalkıp da rahat rahat alışveriş yapamıyorlar, ihtiyaçlarını gideremiyorlar, bir yere gidemiyorlar. Kafelerin aynı sıkıntısı var. Otopark, her taraf otopark olmuş. Bunlara bir çare olması gerekiyor. Yani Gebze'de inşaattan daha çok otoparka ihtiyaç var.